Bir yurt dışı seyahatimle arkadaşlar bana Kobe eti diye bir et yedirdiler. Ben hayatımda böyle lezzetli, böyle yumuşak bir et yemedim. Kobe etini bilen var mı? Bilmiyorum başkan. Öğrenmek ister misiniz? İsterim başkan. Başkanım ben dünkü daha... Oğlum aslanım bak ben bir şeye konsantre olduğum zaman lafımın kesilmesinden hoşlanmıyorum. Ne anlatıyordum ben? Kobe etini anlatıyordunuz başkanım. Teşekkür ederim kardeşim. Bu Kobe etinin sinirsiz ve yağsız olması için hayvana bira içiriyorlarmış. Sonra klasik müzik dinletiyorlarmış. Masaj yapıyorlarmış. Bir de yorulmasın diye askıya alıyorlarmış ki ayakları butları kaslanmasın diye. Bir de bizim ete bak. Hep sert. Hep sert. Baksana oğlum. Sizle mi ilgileneyim? Biz bu eti terbiye etmek için uğraşıp duruyoruz. Ama et bir türlü bizi dinlemiyor. Kerim. Buyurun başkanım. Arkadaşın etine bak ne halinde. Hala sert başkanım. Kaç yaşındasın lan sen? 32 yaşındayım başkanım. Neden? Bilmiyorum başkanım. Bilmiyormuş. Aslan. Etin hala çok sert. Demek ki biz seni terbiye edememişiz. Ben sana bira içirmeyi çok isterdim ama bu saatte şimdi vay bu falan çok zor. Masaja gelince onu daha önce kullandık. Sabaha kadar masör sıkıntımız yok. Hallederiz. Nerede kaldık? Müzik. Kötü insanların şarkıları olmaz. Eğer sen iyi bir insan olsaydın, sabaha kadar sana bizzat ben şarkı söylerdim. Aslanım, hayat nerede başlarsa orada biter. Ebe tokatı nereye attıysa imam pamuğu oraya tıkar. Senin kaşın, gözün, ayağın, bacağın ne kadar kıymetliyse o kadar kıymetli. O yüzden kendini kasma, gevşek bırak, pamuk... Rahat rahat girsin.